Scott Kelly, uzayda bir yıl geçiren astronot. Günümüzün en tanınan astronotlarından birisi olan Scott Kelly, aynı zamanda bir astronom ve uçuş mühendisi. Kendisi, Uluslararası Uzay İstasyonu görev süresi rekorunu elinde bulunduran kişi. Bu muhteşem uzay gönüllüsü, kendi tecrübelerinden yola çıkarak uzayda gördüğü en garip şeyi anlattı. Astronomi alanının tanınan ve emekli olan simaları, kariyerlerinin ardından uzay konusunda diğer insanları bilgilendirmek için önemli mesailer harcıyorlar. Reddit üzerinde düzenlenen Ask Me Anything etkinliğine katılan astronot Scott Kelly, belki de çoğunuzun asıl beklentisini karşılayamayacak açıklamalarda bulundu. Dünyanın çevresini günde 12 kere dolaşan, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev süresiyle rekor kıran Scott Kelly, bir yıl boyunca uzayda yaşamıştı. Bu görevinin ardından genlerinin değiştiğine dair haberler çıkan Kelly, dünya üzerindeki ikiz kardeşiyle yapılan kıyaslamalarla bilime kaynaklık etti. Kelly'nin genetiğinin değişmediği sonradan anlaşılmış, NASA'nın sebep olduğu yanlış anlaşılmada giderilmişti. NASA, bu çalışmanın Mars'ta 3 yıllık sürecek bir göreve giden ön adım olduğunu bildirdi. Standart olarak, astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 6 ay geçiriyorlar. Mars'ta bir görev ise 3 yıl alabilir. Araştırmacılar, Scott'ı dünyadaki ikiziyle karşılaştırarak fizyolojik ve psikolojik olarak inceledi. Bu araştırmaların bir kısmında çeşitli proteinleri karşılaştırarak ikizlerin bilişsel değişimine baktılar. NASA İnsan Araştırma Programı araştırmacıları çalıştığı IVS, 2017'de 10 araştırma ekibi İlk bulgularını sundular. 2018 EWS'de bu bulgular doğrulandı. Araştırmacılar aynı zamanda Scott'ın dünyadaki bilgilerini kullandılar. Araştırmacılar uzay yolculuğunu oksijen yoğunluk stresi ile yükselen inflamasyon ve beslenme değişikliği sebepli gen ifadesinin değişmesiyle bağlantılandırdı. Bu değişikliklerin bazıları dünyaya inişten kısa bir süre sonra normale döndü. Ama birkaçı 6 ay geçmesine rağmen hala eski haline dönmedi. Araştırmacılar 2017'de Scott Kelly'nin kromozomlarının telomerlerinde farklılık keşfetti. Telomerler kromozomların uçlarında yer alan DNA dizileridir. Uzaydayken telomerlerin daha uzun olduğunu bulundu. Bu değişiklik ileri testlerle doğrulandı ve telomerlerin dünyaya dönüşündeki 2 gün içindeki eski haline döndüğü ortaya çıktı. Araştırmacılar dünyaya indikten sonra Scott Kelly'nin genlerinin %93'ünün normale döndüğünü buldular. Değişen %7'lik kısmının ise bağışıklık sistemi, DNA tamir, kemik formasyon ağları, oksijen yoğunluğu ve yükselmiş karbondioksit seviyeleri genleriyle bağlantılı olan genlerde uzun süreli değişiklikleri içeriyor olduğu düşünülüyor. İkiz çalışmalarındaki farklı çalışmalar aşağıdaki grafikte özetlenmiştir. Bu grafiği sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Bu grafik NASA tarafından bu yıl yayınlandı. Araştırmaların NASA'nın uzaydaki insan bedeninin yıllar içindeki durumu hakkında bilgi edinmesini sağlayacağı ve astronotların güvenliğinin ve sağlığının öncelikli olduğunu bildirdi. Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos ve Amerika Havacılık Uzay Dairesi NASA, 51 yaşındaki Kelly ve 55 yaşındaki Kornikenko ile
Uluslararası Uzay İstasyonu'nu 6 ayını tamamlayan kozmonot Sergey Volkov'u taşıyan Soyuz kapsülünün 3,5 saatlik yolculuğunun ardından Kazakistan'a indiğini açıkladı. İnişin ardından Rusya'dan yapılan açıklamaya göre Kornikenko ve Volkov'un sağlık durumlarının inceleneceği, ardından da değerlendirme ve rehabilitasyon için başkent Moskova yakınlarındaki Starsky'ye götürülecek. Daha önceki görevleriyle uzayda geçirdiği toplam süre 520 güne ulaşan Kelly ise ailesiyle buluşmak için ABD'nin Houston kentine gitmek üzere yola çıkacak. Kelly ve Kornikenko, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görev süreleri sırasında dünyanın çevresini 5440 kez döndü, uzayda yaklaşık 232 milyon kilometre kare yol kat etti ve 10.880 gün doğumu ve gün batımına tanıklık etti. Yolculuğun hikayesi bu şekilde arkadaşlar, sona ermiş. Kelly uzayda en uzun süre kalan ABD'li oldu. Öte yandan NASA'nın Mars ile ilgili projelerini hayata geçirmeden önce insan bedeninin uzay koşullarındaki yaşama nasıl tepki vereceğini ölçmek için bir astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir yıl geçirmesine karar verilmesinin ardından görevlendirilen Kelly, uzayda en uzun süre kalan ABD'li oldu. Tek bir seferde uzayda en uzun süre kalma rekoru ise 8 Ocak 1994 ve 22 Mart 1995 arasında Mir Uzay İstasyonu'nda 437 gün 18 saat geçiren Rus kozmonot Valeri Vladimirovich Polyakov'a aittir. Kelly'nin kaleminden kısa bir not. Uzayın derinliğinde 350 kilometre aşağıdaki dünyaya baktığımda onu çoğu kişinin bilmediği kadar yakından tanıyormuşum duygusuna kapılıyorum. Kıyılarını, kara parçalarını, dağlarını ve ırmaklarını görüyorum. Başta Asya olmak üzere dünyanın bazı yerleri öyle bir hava kirliliğiyle kaplanmış ki tedavi edilmesi ya da en azından sağ altım şansı verilmesi gereken bir hastayı andırıyorlar. Gözdeki bir kontak lens kadar ince duran atmosferimizin ufuk çizgisi kırılganlığıyla bizim koruyuculuğumuza ihtiyaç duyuyor, izlenimi veriyor. Dünyanın en sevdiğim manzaralarından biri, açıklı koyulu renkleriyle muhteşem bir kontrast oluşturan Bahamalar, okyanusun canlı laciverti çok daha parlak bir turkuazla iç içe geçiyor. Güneşin sıvı alanlarındaki kumlardan ve resiflerden yansıdığı yerlerde altın rengi bir sarmal oluşuyor. Uluslararası Uzay İstasyonu ne zaman yeni mürettebat gelse, Bahamaları göstermek için onları mutlaka kupolaya, dünyaya bakan pencerelerden oluşan modül götürmeyi kendime ilke edindim. Bu görüntü, izleme ayrıcalığına sahip olduğum dünya manzarasına bakmak ve değerini anlamak gerektiğini anımsatıyor bana. Evet arkadaşlar, NASA astronotunun bizlere aktardığı, kendi kaleminden kısa notu, uzayda geçirdiği süreyle ilgili yapılan deneyler ve gözlemlerle ilgili bilgi videomuzdu bu. Ayrıca bu astronot dışında dünya dışında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda en çok süre geçiren Rus kozmonotla ilgili de kısa bir bilgi geçmek durumunda kaldım. Çünkü Scott Kelly dışında en çok rekoru elinde tutan Rus kozmonot. Scott Kelly ise tamamen NASA'nın deneyleri için bir yıl boyunca, hatta bir yıldan biraz fazla olması lazım, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda duran astronotlarından biriydi. Ve iki tane görev, yani iki tane uzay aracı tekrar gelip astronot bıraktı oraya. O ikisini de görme şansına sahip oldu. Haliyle aktaracak bilgisi diğer astronotlardan biraz daha fazlaydı. Ve üzerinde bazı deneyler yapıldı. Hatta dokümanda okuduğum kadarıyla size zaten bunun bir kısmını bildirmiştim.
O deneyden sonra direkt olarak işte genleri değişti vesaire diye bir ton açıklama geldi hakkında. NASA daha sonra yaptığı tam kesin raporlamalarda da bunun yanlış olduğu, aslında her şeyin normale döndüğünü açıkladı. Bununla ilgili de fazlasıyla yine internet üzerinde komplo teorilerini görebilirsiniz. Yok uzaylılarla şöyle oldu, yok uzaylılarla böyle oldu vesaire diye. Bunlara inanmayın arkadaşlar. Adam zaten çeşitli belgesel kanallarına da çıkıyor. Ve yurt dışındaki bir dönem birkaç ünlü astronotun da katıldığı Yıldızlarla Buluşma diye bir program var. Neil deGrasse Tyson'ın sunduğu. Oraya da katılmışlığı var. Orada da görebilirsiniz şahsı. Herhangi bir değişikliği yok yani. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.